Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarek kardeşlerim, bir tefekkür iklimi programında daha birlikte beraberiz. İnşallah bugün hep birlikte Rabbimizin kitabına, onun bize nur olarak gönderdiği, hidayet kaynağı olarak gönderdiği kitabına bakaraktan seçtiği has kullarının, mümin kullarının, seçkin kullarının davranış biçimlerini, davranış hallerini, yaptıkları güzel hasletleri, o hasletler üzerinde bulunduğunda salih kul diyebileceğimiz kulların tariflerine bakarak, eğer Rabbimizin belirttiklerine yaşarsak nasıl bir mükafatla mükafatlanacağımızı, eğer o hududu aşıp Rabbimizin razı ve hoşnut olmadığı halleri yaparsak da nasıl bir mücazatla, yani cezayla cezalandırılacağımızı Kur'an-ı Kerim'e bakarak anlamaya çalışacağız. Bütün bunları bugün güzel konuğumuz, iyi sevgili arkadaşımız Muammer Çelik hocamla birlikte Yoncaaltı Camii İmam Hatibi Muammer hocamla yapacağız. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine bunları birlikte konuşurken bize Kur'an ve ilahileriyle katkı sunan genç hafızımız Dumlupınar Camii Vekil İmamı Hafız Abdüs Samet'le inşallah birlikte olacağız. Samet'im hoş geldin, sefa geldin. Mübarek kardeşlerim, sözlerin en güzeli Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an tilavetimizi Hafız Abdüs Samet Yüksel'den dinleyeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Azim olan Allah doğru söyledi. Ağzına sağlık Samet'im, teşekkür ederiz. Evet sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin böyle seçtiği, sevdiği, has kullarını tarif ettiği ayetler var. Onlara bakarak inşallah nasıl o hasletlere sahip oluruz? Rabbim o hasletleri nasıl tarif ediyor? Onları böyle birlikte inşallah akletmeye, düşünmeye, bu düşündüğümüzden sonra da Rabbimizin izniyle o has kulların arasına girme gayretimizi artırmaya çalışalım inşallah. Nedir bu hasletler hocam? İnşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere iman etme, salih ameller işleme, yetisi veren, güç ve kudretini veren, bizleri nimetleriyle bezeyen Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sevgili Nebisi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. İnşallah bugün Rahman'ın has kulları kimlerdir? Mümin kullarının, Allah'ın iyi kullarının özellikleri nelerdir? Kerim kitabımızda farklı ayet-i kerimelerde, farklı surelerde Cenab-ı Hak bunları bizlere açıklıyor. Bizler de bugün inşallah Furkan suresinin 63. ayetleri ve 76. ayetleri arasında bulunan Allah'ın, Rahman'ın has kullarının özellikleri neler? Bunları açıklayacağız. İlk ayeti kerime Estaizu billah ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve idâ khâdabehumul cahilûne gâlu selâme. Onlar Allah'ın has kulları, Rahman'ın kulları onlardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller onlara sataştıkları zaman onlara selam der, geçip giderler buyuruyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Müminlerin bu ayet kapsamında ilk özelliği tevazu sahibi olmaları. Tevazu ile yürümeleri. Tevazu alçak gönüllülük demek. Yumuşak huyluluk demek. Müslümana yakışan kaba, haşin olmamaktır. Zorba olmamaktır. Müslümana yakışan alçak gönüllü, yumuşak huylu olarak hem başka insanlarla ünsiyet kurarken, ilişkilerde bulunurken onlarla alçak gönüllülük temelli bir ünsiyet kurmaktır Müslümana yaraşan. Rabbimiz Allah Teala bu ayet-i kerimede onlar yürürken tevazu sahibidirler buyuruyor. Vakarla, yani Müslüman olmanın, Allah'ın kulu olmanın bilinci içerisinde vakarla yürürler diyor. Tabii ki vakarla yürümek için Bilal kardeşim öncelikle Müslümanın alçak gönüllü olması gerekir. Bizim her şeyde örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O hakikaten vakarla yürürdü. Onun yürüyüşüyle ilgili olarak sahabe-i kiram efendilerimiz onun hızına yetişemediklerini ifade ediyor. Tavazu ile yürüdüğünü, müminin şahsiyetinin tamamını taşıdığını ve adeta yürürken yeryüzünün dürüldüğünü, onun huzurunda dürüldüğünden bahsediyorlar ve ona yetişemediklerinden ifade ediyorlar. Tabii tavazu ile yürümek miskin, efendime söyleyeyim, omuzları sarkık bir şekilde sağa sola böyle sanki düşecekmiş gibi yürümek değildir. Tavazu ile yürümek mümin olmanın bilinci içerisinde vakarlı bir şekilde, efendime söyleyeyim, dimdik bir şekilde ve Efendimiz'i örnek olarak yürümektir. Buradan sadece Allah Teala burada müminin yürüyüşünden bahsediyor ama mümine bir atıf var. Alçak gönüllü olması gerektiğini bu ayet-i kerimede bizlere haber veriyor. Alçak gönüllülükte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim örneğimiz. Biliyorsunuz önceki sohbetlerimizde de söylemiştik. O öyle alçak gönüllü idi ki bütün insanlığın en hayırlısı idi. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Son peygamberdi.
ona verilen makam hiçbir beşere verilmemişti. Kendisine gelen insanlar, erkek olsun, kadın olsun, bazen heyecanlandıkları zaman onlara heyecanlanmamaları gerektiğini, korkmamaları gerektiğini, kendisinin de bir beşer olduğunu, değil mi? Kuru et yiyen ya da ekmek yiyen bir Kureyşli'nin çocuğu olduğunu ifade buyururlardı. Bizler de bu ayet-i kerime çerçevesi içerisinde vakarla yürümeliyiz, alçak gönüllü olmalıyız. Zira insan kibriya kime yakışır? Cenab-ı Hakk'a, Allah'a yakışır. Yani Allah'ın kulu olduğunu unutur da kibre, gurura kapılırsa hiçbir insan onu Müslüman olsun, gayrimüslüman olsun, gayrimüslim olsun hiç kimse onu sevmez. Onunla ünsiyet kuramaz, onunla bağ kuramaz, ilişki kuramaz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre de kendisinde ilişki, yani güzel ilişkiler kurulamayan kimse de ne yoktur? Hayır yoktur buyuruyor. Yani mütevazi olmak, yaratıcımızın Allah olduğunu bilip bütün yaratılmış kullara da yaratanın hatrıyla muamele edebilmek diyebilir miyiz? Tabii ki. Arkasından diyor ki cahiller laf attıklarında. Cahil kime deriz hocam? Önce o cahili tarif etmek lazım ki. Cahil en kısa deyimiyle yaratanını tanımayan, aslında her varlığı, bütün her şeyi yoktan var eden Allah olduğu halde, şu yaşadığımız dünya, bütün gezegenler, güneş, ay, dağlar, taşlar, önümüze serilen bütün nimetleri Cenab-ı Hak yarattığı halde, kendimizi de Cenab-ı Hak yarattığı halde Allah'ı bilmemek, onu tanımamak, ona iman etmemek en büyük cehalettir. İşte demek böyle cahiller müminlere imanlarının gereğini yaşarken tevazu ile Allah'ın emrettiği şekilde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de örnek olarak gösterdiği şekilde mesela yürürken, yaşarken cahilane bir şekilde dinimizin emirlerini yerine getirirken onu eleştirenlere karşı, değil mi? Hakir görenlere karşı mümin olmanın bilincini, mümin olmanın şuurunu taşıyarak onlara karşı selam derler. Yani size esenlik diliyoruz. Hatta bu ayet-i kerime selam da bir dua değil midir? Selamda. Onlar için de bir dua yapıyor aslında. Tabii ki aslında. Onların içinde bulundukları gafletten de uyanmaları için bir duadır selam ve esenlik dilemek. Böyle derler. Demek yani, ki yani mümin kulun buradaki hasleti ne olmalı? Yani bu tevazusunu, Allah'ın razı olduğu yolu yürürken, bu işte gayretini gösterirken, önüne çıkan bu Allah'ı tanıyamamış her kim olursa olsun, onun zatına bakıp da onu reddedip, öteleyip, uzağa atmak değil, o kardeşine dua ederek. Dua etmek. Zaten onların, yani size selam olsun demek, bunu ifade eder. Allah sizi de gafletten kurtarsın. Yani ben bu büründüğüm hali, beni yoktan var edeni ben tanıyorum, biliyorum. Ve onun gönderdiği örnek insan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle tavsiye ettiği için inancım gereği bunu yaşıyorum mesajını veriyor. Sen gaflet içerisindesin. Ama ben senin yaptığın şekilde sana mukabelede bulunmuyorum. Sen kötü söz sarf ediyorsun ama ben sana aynısıyla değil, güzeliyle mukabelede bulunuyorum. Senin için de dua ediyorum anlamı da taşır. Esenlik diliyorum senden. Evet. Yani benim gibi Allah'ı bilmeni, benim gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almanı diliyorum ifadesini de taşır bu yani ayet-i kerimenin kapsamı. Yani Rahman'ın mümin Rahman'ın kulları. Rabbim bizleri dahil eyler inşallah o has kullar arasında. İlk ayette belirtilen hususlar bunlar. Müminlerde bulunması gereken özellikler. İlk hasleti öğrendik hocam. Devam İkincisine edelim. İkincisine geçelim inşallah. Yine devamla. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Ya gecelerini. Gecelerini. Rahman'ın kulu olmak böyle bir şey. Allah'ın sevdiği kul olabilmek böyle bir şey. Öyle kolay değil. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu soruyu sorabilir miyiz? Herkes kendisine, mübarek kardeşlerim siz de kendinize sorun. Yani geceliğin bulunduğunuz yer ve makam size Rabbiniz katında sevgili olup olmadığınızı söyleyecek bir haldir. Evet. Diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani sağlaması adeta. Evet. Yani bu gece mesela ben neredeydim? Yatakta mı kaldım? Yoksa dışarıda
sokakta mıydım, oyunda oynaşta mıydım, eğlencede miydim, evet, neredeydim? Veya Cenab-ı Allah'ın sevgisine layık olduğumuz secdede veya rükuda mıydım yani? Tabii ki hem böyle hem geceleyin, yani şimdi geceleyin Allah'a secde ederek ve kıyamda durarak geçirenler, Allah'ın biliyorsunuz gece namazının hükmü nedir Bilal kardeşim? Ümmeti Muhammed'e sünnettir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı gece namazı kılardı. Hatta biliyorsunuz Hazreti Ayşe validemiz kendisine ya Resulallah senin geçmiş ve gelecek günahlarını Allah bağışladığı halde niçin bu kadar kendini yoruyorsun dediği zaman Allah'a değil mi? Allah'ın sevgili bir kulu olmayayım mı? Hamd eden bir kulu. Hamd eden, şükreden bir kulu olmayayım mı diye cevap vermişlerdi. Yine Müzzemmil suresinde direkt Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gece namazı, gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılması emredilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu devamlı yapmıştır. Bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teheccüd namazının, gece namazının farz olduğunu, ümmetine yani bizlere ise sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemiz uyandığı zaman Resulullah'ı yanında göremiyor. Sonra şöyle düşünüyor. Diyor ki acaba diyor eşlerinden bir başkasının yanına mı gitti diye düşündüğünde bir bakıyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam secdede namaz kılıyor ve kendisini hayıflıyor Ayşe annemiz. Diyor ki benim düşündüğüme bak, bir de Resulullah aleyhissalatü vesselamın şu yüce haline bak diye kendisi hayıflanıyor. Gece namazı öncesinde bizim aslında beş vakit olarak kılmamız gereken farz namazlar var. Yani Allah bu ayet-i kerimede bizi gece namazına teşvik ederken zaten farz namazları ihmal eden bir insan gece namazını kılamaz ki. Müslüman her an Rabbi ile olduğu bilincinde olacak. Yani bunu da neyle koruyacak? Beş vakit farz namazlarla koruyacak. Cuma namazıyla koruyacak. Vitir namazlarıyla koruyacak. Yine yılda kıldığımız işte vacip olan namazlarla koruyacak. Ondan sonra da gece namazlarıyla Rabbine olan kulluğunu artıracak ki, secdelerini çoğaltacak ki, efendim kıyamda duracak ki Rabbinin katında has kulu olsun onun. Onun sevdiği, razı olduğu bir kul olabilsin. Tabii kısaca istersen Bilal kardeşim teheccüd namazından da bahsetmek isterim. Tabii ki teheccüd namazı gece namazı. Yani gecenin üçte ikilik kısmı geçtikten sonra bazı alimlere göre uyuma şartı olduğuna ifade ediliyor. Bazı alimlere göre de uyumadan da kılınabileceği ifade buyuruluyor. Gece namazı yani adından da anlaşılacağı üzere gece kılınan namaz demektir. Bu iki rekatla bazı alimlere göre 12 rekat arasında ya da 2 rekatla 8 rekat arasında kılınabilecek nafile bir namazdır. Kerim kitabımızda Yüce Rabbimiz Allah Teala gece namazının daha tesirli olduğunu düşünün. Herkes yatağına çekilmiş, sıcacık yatağında efendime söyleyeyim el etek çekilmiş, sessiz. Sen Allah için kalkıyorsun. Bir de riyasız bir namaz. Değil mi? Kimsenin Allah görmediği. Korusun biz camiye giderken ya da başkaları namaz kıldığımızı gördüğümüz zaman insanız yani. Onların beğenme duygusu da içimize gelebilir. Ama gece böyle bir şey yok. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki geceleyin diyor bir kimse kalkar, eşini de kaldırır ve beraber ikişer rekat namaz kılarlarsa Allah onları çok Allah'ı zikreden erkekler ve çok Allah'ı zikreden kadınlar olarak yazar diyor. İşte bizler hepimiz sorumluyuz. Ailemizden, çocuklarımızdan sorumluyuz. Beş vakit namazlarımızı kendimiz kıldığımız gibi, farz namazlarımızı kendimiz kıldığımız gibi, geceleyin de, yani her gün yapamıyorsak bile, işte iki günde bir, üç günde bir, haftada bir, ama her gün yaparsak Allah katındaki değerimizi, onunla olan bağımızı kuvvetlendirmiş oluruz. Yapmaya çalışmalı ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar zümresine dahil olmaya çalışmalıyız. İşte geceleyin dediğimiz gibi sessiz, Allah için kalktınız, Rabbinizle baş başasınız, ona rükû ediyorsunuz, ona secde ediyorsunuz. Yine Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, Kur'an-ı Kerim, öğüt alıyorsunuz. Sağır ve dilsiz olmadığınızı, kör olmadığınızı, Allah'ın öğütlerine açık olduğunuzu, yani Allah size yağdırıyor adeta, siz de
ayarınızı ona göre yaptınız. O Rahman'ın kulları olan, o zümreden olmak için ayarınızı yaptınız. O Rahman da iyiliği, ihsanı, lütfu sonsuz olan da sizin kalbinize, gönlünüze iyilikleri, güzellikleri Allah'ın izniyle dolduruyor. Rabbinizle münacat ediyorsunuz. Arada kimse yok. Onunla baş başasınız. Bu tesirli olmaz mı? Tabii. Ve o günün sabahında uyandığınız zaman o günün huzuru değil mi? Hem aile olarak hem sizin iç huzurunuz yerinde olur Allah'ın izniyle. Rabbim devamlı kılabilenlerden eylesin inşallah. Şöyle de bir hadis hatırlıyorum hocam. Gecenin kalbi gecenin yarısı, Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif. İnsanın kalbi de o anda açık olursa Cenab-ı Allah o kalbe, oradan o kalpten çıkan kalbe zuhur eder, duaları makbul olur diye bir şey var. Öyleyse inşallah ilk bölümümüzün sonuna doğru geldik. Mübarek kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin has kulları diye tarif ettiği kulların hasletlerini, özelliklerini konuşmaya gayret ediyoruz. İlk bölümümüzde Cenab-ı Allah alçak gönüllü olup Rabbimizi tanıma yolunda gayretini artıran bir müminin başkaları, cahiller, Rabbimizi anlayamayanlar tarafından ayıplanması, kınanması, laf atılmasına karşı ancak onların da selamete ermesi için dua eden mümin hasleti olduğunu ve mümin kulların da gece vakti Rabbimizin huzurunda secdede ve kıyamlar olduğunu konuşmaya, anlamaya gayret ettik. Kalan hasletleri biraz sonra, kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine. Seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine. Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize
bakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. İnşallah Rabbimin gazabından korunanlardan oluruz inşallah. İnşallah. Evet sevgili hocam, mümin kulların, has kulların, seçilmiş kulların hasletlerini konuşmaya, Kur'an'dan bakmaya, anlamaya, akıl erdirmeye gayret ediyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Estaizu billah. Vellezine yekulüne rabbena sırif anna azabe cehennem inne azabeha kâne garame inneha sa'et müstakarrav ve mukame. Rahman'ın kulları o kimselerdir ki onlar, Rabbimiz cehennemin azabını üzerimizden sağ derler. İşte musannifin gönlünden geçerek ilahiye dönüştürdüğümüz ve delikanlımız Samet kardeşimizin de en güzel şekilde icra ettiği ilahide de olduğu üzere, müminler o kimselerdir ki, Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki, azabı aynel yakin görmedikleri halde, cehennemi biz gördük mü görmedik. Ama biz, Allah bize açıkladı ayet-i kerimelerle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açıkladı. Biz ihsan şuuru içerisinde cehennemi sanki görmüşçesine ve yaptıklarımızla, ettiklerimizle, ibadetlerle, Allah'a kulluğumuzla ondan uzaklaşamayacağımız bilinciyle Allah'tan her zaman ne deriz? Allah'ın azabından rahmetine sığınıyoruz diye dua ederiz. İşte müminin vasıflarından birisi bu, dua etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı şekilde Allah'ın azabından rahmetine sığınırdı. Allah'ın has kullarının, Rahman'ın has kullarının özelliklerinden bir tanesi de bu. Rabbim bizi ateşten, narından, cehennem ateşinden azade eylesin inşallah. Zira o öyle bir ateştir ki ayetin devamında onun azabı şiddetli ve devamlıdır. Öyle geçici bir şey değil. Hani bir ateşteydi, yanıverdik, bitti değil. Sürekli yenilenen bedenimiz yenilenecek. Allah korusun. O cehenneme düçar olduğumuz zaman, o azabı hak ettiğimiz zaman sürekli yenilenerek ne olacak? O azap devamlıdır. Ve Allah inneha sa'et müstakarra ve mukame. Orası ne kötü bir karargah, ne kötü bir kalma yeridir diyor. Allah cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bizleri muhafaza eylesin ve cennetine dahil eylesin inşallah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. O müminler, o Allah'ın has kulları öyle kimselerdir ki onlar harcadıkları zaman infak ederler. Ama infak ederken, harcarken de ne israf ederler ne de cimrilikte bulunurlar. İkisinin arasında orta bir yol bulurlar diyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. İnfak ederler, Allah'ın verdiklerini Allah yolunda, Allah için harcarlar. Ne verdiyse. Tabii ki. Zaten israf nedir? İsraf, Allah'ın verdiği nimetleri yerli yerince hem kazanırken, değil mi? Evet. Yani haram yollardan kazanıldığı zaman bu israfın kapsamına girer. Helal yoldan olacak. Aynı zamanda harcanırken de helal ve meşru yerlere harcayacağız. Bu ve böyle olduğu zaman kadar israf olmaz. Çünkü Allah yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz buyuruyor. Allah kulunun üzerinde nimetlerini görmek ister. Aynı zamanda cimri de olmayacak. İsraf etmediği gibi cimri de olmayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminde bulunmaması gereken vasıfları sayarken cimrilik ve kötü ahlak müminde bulunmaz buyuruyor. Veremez yani cimri. Yani veremez. Şimdi bazen bakıyoruz ki hani belki helal yoldan kazanıyor ama kendine bile harcayamıyor. Yani kişinin kendine de hayır. Kendine bakmakla yükümlü, kazandığını harcayacak meşru helal yoldan, en güzelinden faydalanacak.
bakmakla yükümlü olduğu eşine ve çocuklarına da harcayacak. Zira dışarıya verdiğimiz, ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz, Allah için verdiğimiz infak bir sadaka ise bizim ailemize harcadığımız nedir? İki sevap kazandırır. İki sadaka sevabı kazandırır bize. Dolayısıyla bu anlamda Müslüman kazandığını helalden kazanacak, helal yollara harcayacak ama saçıp da savurmayacak, israf etmeyecek. Zira eli sıkı olma, büsbütün eli de açık olma. Zira kazandıklarını kaybedersin ve hüzünlenirsin, üzülürsün diyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Yani ayetle bu ayeti de açıklamış olalım. Dolayısıyla itidal üzere, orta yol üzere. Çünkü yolların en hayırlısı nedir? Orta yol. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle bütün işlerimizde orta yolu, itidali terk etmeyeceğiz. İşte harcadıklarımızı harcarken de ne israf ne de cimrilik üzere olacağız. Rabbim itidal üzere harcamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Onlar Allah'ın has kulları, Allah'ın sevdiği iyi kullar, müminler o kimselerdir ki onlar Allah'la beraber başka tanrılara da yalvarmazlar. Biz günde 5 defa namaz kılıyoruz değil mi? 5 vakit. Fazlasıyla işte bahsettiğimiz gibi kılmamız gerekir nafile namazlar. 40 rekat namaz kılıyoruz asgari olarak ve her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Orada Allah bize öğretiyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diye. Burada bizim itikadımıza bir atıf var. Yani kelime-i tevhide bir atıf var. Allah'tan başka mümin asla başkasına yalvarmaz. Allah'tan başkasından istemez. İşte müminin, Allah'ın has kullarının özelliklerinden bir tanesi de budur. Şirkin açığından kaçındığı gibi gizlisinden de kaçınır. Bu belki dille ifade edilmez ama Allah'ın yardımını, inayetini ya da bize gelecek bir yardımı, iyiliği, ikramı, ihsanı biz Allah'tan değil de vesile olanlardan bildiğimiz zaman dilimizle bunu ifade etmesek bile Allah korusun o zaman şirke bulaşmış oluruz. Zira şirk nedir? İnne şirke le zulmün azim. En büyük zulümdür Allah'a ortak koşmak. İşte Müslüman itikadı sağlam olan insandır. İmanı kamil olan insandır. Ve bu çerçevede de Allah'tan isterken Mekkeli müşriklerin Allah korusun yaptığı gibi onun yanında başka ilahlar da edinmezler ve onlara yalvarmazlar. Yani mülkün, gücün ve hükmün sahibinin Allah olduğunu bilir. Allah olduğu bilinciyle yaşarlar. Ve ona göre de davranırlar. Ondan isterler, ondan aff ve mağfiret dilerler. Ona uygun da ameller yaparlar. Ameller yaparlar. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Ve Allah'ın verdiği canı değil mi? Herkes yoktan var eden Allah'tır. Bu yani ben istedim de oldu değildir ki. Evet. Var edeni unutarak haksız yere bir cana da kıymazlar onlar. Müminler. Hiçbir canlı. E peki bugün medyaya baktığımız zaman değil mi? Ne kadar zulümler, cinayetler işleniyor. Şiddetler. Masum yavrular, çocuklar öldürülüyor. Efendim kadınlara şiddet uygulanıyor. Erkeklere şiddet uygulanıyor. Onların Müslüman dediğimiz, mümin dediğimiz. Mümin dediğimiz kardeşlerimiz. Allah aşkına bunları biz gördüğümüz zaman gerçekten vicdanımız sızlıyor yani. Ve toplum bu şekilde ifsad ediliyor. Bizim el an müminler olarak وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ayetine kulak vermemiz gerekir. Bu ayeti benimsememiz gerekir. Haklı bile olsak asla Allah'ın yarattığı aziz cana kıymamamız gerekir değerli kardeşim. Dolayısıyla müminler o kimselerdir ki Allah'ın yarattığı cana haksız yere kıymazlar. Bir insanı haksız yere öldürmek. Şimdi haklı yere öldürmek nedir diye belki bir soru gelebilir. Yani İslam'da kıyas vardır değil mi? Biz bir insanın diyelim yakınını öldürmüşsek nedir? Mahkeme karar verir. Kıyas uygulanabilir. Kısas uygulanabilir. Ve bu şekilde
efendime söyleyeyim, hüküm uygulanabilir. Bu haklı yeredir. Ama mahkemenin vereceği karardır bu. Evet. Ancak Allah affetmemizi de istiyor. Ama konumuz o değil. Evet. Dolayısıyla Allah haksız yere bir cana kıyanın bütün insanlığı öldürmüş gibi olacağını ifade ediyor. Ya. Bir kimseyi kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunu beyan ediyor. Allah'ın vaadi hak değil midir? Biz bu kitaba inanmadık mı? Değerli kardeşim, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu kitaba inanmış müminler olarak biz şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğer bir cana kıydığımız zaman, bugün 7 milyar insandan bahsediliyor değil mi? İnsanlığın evet. nüfusu. 7 milyar insanı öldürmüş gibi oluyoruz. Bunun vebalinin altından, günahının altından kesinlikle kalkamayız. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı canı aziz bilip, o hürmete layık olan insana hürmet göstermekle, onu kötü ise iyi yola davet etmekle hepimiz mükellefiz inşallah. Ve la yeznun, yine müminlerin, Allah'ın has kullarının özelliklerinden bir tanesi de onlar zina yapmazlar. Ya, toplumu Allah'ım, ifsad eden, aileyi yok eden, nesebi bozan, toplumu bozan değil mi? Zinaya yaklaşmazlar, zina yapmazlar buyuruyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Zina nedir? Zina, nikah olmaksızın birlikteliği ifade eder. Erkekle kadının münasebetini ifade eder. İşte nikah olduğu zaman bu helal yolla olmalıdır. Allah içinizden bekar olanları evlendirin diyor. Bizim bugün Müslümanlar olarak gençlerimizi evliliğe teşvik etmemiz gerekir ki o nefislerinin, o baskın gelen şehvetlerinin arzularına uymasınlar ve bu ihtiyaçlarını meşru yoldan gidersinler, aile kursunlar, hayırlı nesepler, salih kimseler yetiştirsinler, yetiştirsinler diye. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ Zinaya yaklaşmayın, o çok kötü bir yoldu buyuruyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Bu kötü yoldan müminler uzak dururlar buyuruyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْغَ اَثَامَ İşte haksız yere kim bir cana kıyarsa, Allah'la beraber ilahlar edinip de başkalarına yalvarırsa, iyiliği, ikramı, ihsanı ondan bilirse ya da azabı önleyecek olarak, güç olarak, otorite olarak Allah'ın dışında başka varlıklara yalvarırsa ve zina ederse mutlaka yaptığının cezasını görür diyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Ve onların kıyamet gününde azapları kat kat artırılır, zelil bir şekilde, alçaltılmış bir şekilde orada azaba düçar olurlar buyuruyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Allah bizleri ve neslimizi, bütün ümmeti Muhammed'i bu tür insanlığı ifsad edecek, toplumu ifsad edecek, toplumu sarsacak, toplumdaki güveni, nesebi bozacak durumlardan muhafaza eylesin inşallah. Amin, amin inşallah. Evet, bir diğer müminlerin özellikleri illa men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Ancak diyor Allah Teala, mesela kişi Allah korusun şirke bulaştı. Efendim haksız yere adam öldürdü. Hemen ayet bağlamında söylüyoruz. Ya da zinaya bulaştı. Eğer rücu ederse, yani tevbe ederse, geri dönerse, iman ederse, o şirkinden dolayı Rabbinden af ve mağfiret diler, hakikaten Allah'ın razı olacağı şekilde bir iman ederse, salih ameller, yani güzel işlerde bulunursa, onlar başkadır diyor Allah Teala. Kim bunları yaparsa, yani tevbe ederek bunları yaparsa da kurtuluşa ermiş olur ve tevbesi de kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner buyuruyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Yaptın bitti değil. Her an Allah sana bu sağlığı, bu afiyeti verdiği sürece hatalarından dönmek bizim içindir. Çünkü biz insanız, biz beşeriz. Hatalarımız, kusurlarımız olacak. Kusursuz olan, sübhan olan Allah'tır. Allah'a rücu ettiğimiz zaman Allah'ın bağışlayıcı olduğunu, tevbelerimizi kabul eden olduğunu, tevvap olduğunu görürüz. Allah böyle vaat ediyor bizlere inşallah. Öyleyse hocam, bu programda hem mümin kulların hasletlerini gördük hem de tövbenin önemli bir yer kapladığını gördük. Öyleyse güzel bir duayla, güzel bir Rabbimize ilticayla, sığınışla, yakarışla programımızı sonlandıralım istersen. İnşallah. Buyurun.
Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akıbetu lil müttekine ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın, mevcudatın yegane haliki olan Rahman, Rahim, kullarını çok seven ve sevdiren Vedud, kullarının günahlarını bağışlayan Gafurur Rahim, kulları kendisine tevbe ettiği zaman tevbelerini kabul eden Tevvab olan Yüce Allah'ımız, günahkar ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, senden kemali edep ile aff ve mağfiret diliyoruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi, huzurundan boş çevirme ya Rabbi, bize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Rabbes Semavati vel Erzîn. Bizler sana iman ettik. Müminleriz elhamdülillah. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. İman eden has kullarının özelliklerini bugün anlamaya, anladıklarımızla amel etmek için tefekkür etmeye çalıştık. Ya Rabbi tesirini önce kendimiz üzerinde sonra bütün müminler üzerinde hark eyle ya Rabbi. Senin has kullarından olabilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Vaad ettiğin adn cennetlerine, firdevs cennetlerine girebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Rabbes Semavati vel Erzîn. Yeryüzünde tevazu ile yürüyen kullarından eyle. Ya İlahel Alemin. Bize cahiller sataştıkları zaman selam diyerek geçip gidenlerden eyle ya Rabbi. Harcadıklarımız zaman, harcadığımız zaman ne israf ne de cimrilik edenlerden eyle. Orta yol tutanlardan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, haksız yere cana kıyanlardan eyleme bizleri ya Rabbi. Zina edenlerden eyleme bizleri ya Rabbi. İffetine, namusuna halel getireceklerden eyleme ya Rabbi. İffetli ve namuslu eyle ya Rabbi. Yine bu ayetlerin sonunda buyurduğun ve öğrettiğin üzere وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Rabbimiz bize göz aydınlığımız, gözümüzün nuru olacak, gönlümüzün sürur olacak eşler ve çocuklar nasip eyle ya Rabbi. Bizi takva sahiplerine önder eyle ya Rabbi. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Bizi, ehlimizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri, bütün insanlığı her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden, depremlerden, sellerden, yellerden, koronavirüsünden, ruhumuzu ve bedenimizi ifsad edecek her türlü virüsten sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Beteriyle bizleri sınama ya Rabbi. Üzerimizdeki musibeti kaldırıver ya Rabbi. Üzerimize rahmet yağdır ya Rabbi. Üzerimize sekinet yağdır ya Rabbi. Devletimize, milletimize zeval verme ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi bozdurtma ya Rabbi. Devletimize, milletimize kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Bizleri kardeş kıldın. Birbirimizi sevip sayarak, hukukumuza riayet ederek yaşamayı, kul hakkından uzak durarak yaşamayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Bizleri yalancı şahitlikte bulunanlardan eyleme ya Rabbi. Sözün doğrusunu söyleyenlerden eyle ya Rabbi. Dili ve kalbi her an seni zikredenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Rabbes Semavati vel Erzîn. Huzuruna salih amellerle, kamil iman ile varabilmeyi, cennetine girip cemalullahını görebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine tabi olarak yaşamayı, yarın yevmi kıyamette onun şefaatine nail olabilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Allah'ım senden her türlü hayrı, iyiliği, güzelliği istiyoruz, ihsan eyle. Her türlü şerden ve şerlilerden sana sığınıyoruz. Sen emin ve muhafaza eyle. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Onların ruhlarını mesrur eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli ve cennet eyle ya Rabbi. Son nefesimizde buyurun kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelime-i şehadetiyle şu fani alemden baki aleme asıl yurdumuz olan cennete ulaşmayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah
Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, devletimizin ve milletimizin bekası için, Allah rızası için. El-Fatiha.